Ama yine ondan da bahsederken, bundan da bahsederken, şundan da bahsederken bu ekrandaki adama bağlanıyor her şey. Hani bu şey... Gora'da mıydı o ya? Hani her şeyin bağlı olduğu ağaç, işte o ağaç benim dedi. Fenerbahçe'nin avatarı ya. Avatarı hani o ağaç benim dedi evet. Mi bu yani? Veseli gibi. Yani her şey ona bağlanıyor. Kesinlikle öyle. Yani hücumda bir kere Veseli'nin, yani bu maç üzerinde söyleyeyim, çift uzun oynadığında Fenerbahçe'nin Veseli'nin performansı düşüyordu. Çünkü o alanı bulamıyordu koşabileceği. Yani bu maçta bence bir kazanım daha oldu Veseli adına. Çift uzun oynadığında da çok önemli işler yaptı. Bunun Fenerbahçe'ye yansıması, Veseli bir uzun oyuncu olarak kısaların topuna atak eden bir oyuncu savunmada. O zaman arkada kısa oyuncuyla kaldığında Fenerbahçe sıkıntı yaşıyordu. Bir şeylerden bertaraf etmek zorunda kalıyordu. Hücumda da o koşacağı alanı, yani Barthel mesela 5 numara fiziğinde olduğu için Veseli çift uzun oynadığında artık 4 numara gibi hücumda kalıyor. Bu da artı yazdığında Fenerbahçe A planını kuvvetlendirmiş oluyor. Bu maç özelinde hakikaten o ben çok net gördüğüm işlerden biriydi. Diğer taraftan o A planından bahsediyoruz. İşte Guduric'in maçı etkisinden bahsediyoruz. Veseli, Guduric, Nando De Colo üçgeninde bu oyuncuların sahada olduğunda Fenerbahçe diğer yan roller, işte Jared Eddy, Melih gibi, Dechampierre gibi oyuncular onlara bir opsiyon oynadığında o opsiyon gerçekleşmek zorunda. Olmadığında o zaman bazen eksi yazabiliyor. Özellikle Jared Eddy. Ama şimdi bu oyuncular o saç ayakları kuvvetli kaldığında, ki Guduric için burada çok etkisi var. O zaman başka opsiyona geçebilecek fırsatı veriyor takıma. Ve burada en önemli konulardan biri Nando De Colo'nun yarı sahada topu tempolu bir şekilde koşturuyor.